Sen mi hocam? Sesim geliyor mu hocam? Hocam selamlar, saygılar, nasılsınız? Sesim geliyor mu? Selamlar hocam. Sesiniz geliyor. Benim sesim geliyor mu hocam? Tabii. Çok çok iyi geliyor. Sesiniz iyi. Nasılsınız? İyisiniz Hamdolsun inşallah. siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyi, çok şükür. Bizden cepheden de güzel Ben de haber. çok iyiyim. Hocam? Arada böyle tabii ki teknoloji bazen kopmalar yaşanabiliyor. Evet, şimdi bizde de şöyle, şu anda internette bir sıkıntımız var. Evet. Yani güvenlik tedbirlerinden dolayı interneti biraz yavaşlatmışlar Azerbaycan'da. Evet, İleride hocam. Çok toplantıya fazla gelen, saldırı var mı? tabii, Tahmin ediyorum. siber saldırı falan olabilir. Ondan dolayı bizim böyle kırılmalar falan yaşanabilir. Onun için Evet. kusurumuza bakmayın. Yani buradan böyle bir kırılma olursa. Estağfurullah hocam. Yani yine tekrar deneriz, bağlanmaya İnşallah, inşallah. çalışırız. İnşallah güzel bir program olur. Yavaş İnşallah. yavaş da arkadaşlar girmeye başladılar. Siz de Evet. az önce bir sıkıntı yaşadınız. Aynı sıkıntıyı öğrenci arkadaşlarımız da yaşıyorlar. ID'de problem var. Hani Tabii olabiliyor böyle problem varmış, aksaklıklar evet. hocam. Evet, buyurun. Yavaş yavaş dahil oluyorlar. Hocam vaktimiz kısıtlı olduğu için Evet. başlayalım isterseniz, dilerseniz. Ben önce bir açılış yapmak Buyurun, buyurun. istiyorum Buyurun, nasıl müsaadenizle. uygun? Buyurun. Değerli Hazırın, İstanbul Aydın Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak bugün çok değerli bir bilim adamı olan Doktor Öğretim Üyesi Temel Nusretoğlu'nu sizlerle buluşturmak. Bugünkü gelinen noktada Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşın tarihi arka planını anlamak adına gerçekleştireceğimiz web konferansına hoş geldiniz. Sayın Hocam davetimizi kırmadınız. Bu kadar yoğun bir gündem içerisinde sürekli olarak TV kanallarındasınız, canlı yayınlardasınız, demeçler veriyorsunuz. Takip ediyoruz, temponuz çok yüksek. Bu yüzden tekrar İstanbul Aydın Üniversitesi olarak teşekkür ediyorum ve cephede şehit olmuş kahraman şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Yine evinde gece yarısı bombardımana uğrayarak vefat eden, şehit olan sivil halkımızı da buradan rahmetle anıyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz Sayın Hoca. Belki biliyorsunuz üniversitemiz İstanbul Aydın Üniversitesi de 3 Ekim'de Ermenistan'ı Karabağ işgali için kınamış ve işgali derhal durdurması konusunda bir bildiri yayınlamıştır. Üniversitemiz adına oldukça hassasiyet gösterdiğimiz bir mesele hocam. Azerbaycan davası, Karabağ meselesi. Bunu da hatırlatmak istiyorum ve her zaman da Azerbaycan'daki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek ve hissettirmek istiyorum hocam. Söyleşiye geçmeden önce müsaade ederseniz eğer hocam katılımcı arkadaşlara sizin hakkınızda kısa bir bilgi vermek istiyorum hocam. Müsaadenizle ve en son son çıkan kitabınızı da göstermek istiyorum. Tamam hocam. Derin Rusya yeni çıkan kitabınız hocam. Arkadaşları da Tabii, buradan mutlaka yeni, evet. okumaları konusunda tavsiye ediyorum. Sayın hocam oldukça kapsamlı çalışmalar, bölgenin tarihi geçmişini en iyi bilen uzmanlardan birisiniz. Estağfurullah. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin şu an işgal altında olan Zengilan bölgesinde dünyaya geldi Sayın Telman Nusretoğlu. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye'ye eğitim için gelen ilk öğrencilerindendir. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nin Genel Türk Tarihi bölümünden doktorasını almıştır. Azerbaycan ve Türkiye basınında yüzden fazla makaleleri yayınlanmış, pek çok televizyon programına konuk olmuştur. İstanbul'da yayınlanan Rusya'nın Azerbaycan'da hakimiyet kurma mücadelesi, Azerbaycan'da Rus Kilisesi ve Rusçuluk Faaliyetleri adlı kitapları bulunmaktadır. Aynı zamanda Yeni Üniversite Anlayışı, Keşif Üniversitesi, Osmanlı Savaş Esirleri kitaplarının da ortak yazarlarından biridir. Azerbaycan, Türkiye, Beyaz Rusya ve Rusya'da çeşitli akademik dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. Halen
Hazar Üniversitesi doktor öğretim üyesi olarak görev yapmakta, aynı zamanda Türk İslam Araştırmaları Merkezi Başkanlığı'nda yürütmektedir. Hocam tekrar son kitabınızı, Derin Rusya kitabınızı buradan Deli Petro'dan Putin'e, Derin Rusya kitabınızı tekrar göstermek ve meraklılarına da sunmak isterim. Sayın Hocam, tabii dilerseniz soracak soru çok, cevaplanacak mesele de çok. Ama öncelikle ben Ermeni adı verilen milletin kim olduğu ve nerelerde yaşadığı sorusuyla başlamak istiyorum. Aslında sorunun temeli bu çünkü. Bununla ilgili kısaca bilgi alabilir miyiz Sayın Hocam? Değerli hocam, öncelikle ilgi ve takdirlerinizden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Azerbaycan'da çok, şu anda sokaklara çıksanız, sokaklarda Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının birlikte dalgalandığını, evlerde, caddelerde, iş yerlerinde birlikte dalgalandığını görürsünüz. 100 yıldan sonra, yani Kafkas İslam Ordusu'ndan sonra Azerbaycan topraklarında yeni bir kardeşlik destanı Türkiye ve Azerbaycan arasında yazılmaktadır ve bunu yazanlara, mimarlara, bütün Türk milletine, Anadolu'daki Türklüğe, bizim değerli kardeşlerimize, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan başta olmakla devlet yetkililerine şükran borcumuzu bir daha sunmayı kendime bir borç bilirim. Çünkü bugün gerçekten de Türkiye bütün yönleriyle bizim davamızın, Azerbaycan mefkuresinin yanındadır. Bu aslında Karabağ meselesi sadece Azerbaycan'ın meselesi olarak da görmemek lazım. Benim sık sık aslında konuşmalarımızda, derslerimde de vurgulamış olduğum bir mesele vardır. Aslında 1552'den Kazan Hanlığı'nın işgalinden bu yana asırlara yayılmış bir Türk-Rus mücadelesinden bahsediyoruz ki Kırım'dır, Ahıska Türklerinin meselelerdir, Karabağ'dır, Kafkasya'da baş veren olaylardır. Bunların hepsi bu ve diğer şekliyle bu meselenin, yani asırlık mücadelenin uzantılarından kontekst içerisinde anlamamız ve idrak etmemiz gereken meselelerden birisidir. Ermenilerle ilgili, yani şu anda bizim zamanımız biraz kısıtlı olduğu için ben ana hatlarıyla özellikle bu Güney Kafkasya'daki Ermeni projesinin, Ermenilerin bu coğrafyaya göç ettirilerek yerleştirilmesinin esas istikametleri ile ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü tarihimiz boyunca özellikle 1000 yıllık bir tarih, Selçuklu dönemine itibaren ele alıp değerlendirdiğimiz zaman aslında Ermeniler bizim coğrafyalarda dağınık bir şekilde Kafkasya'dan Anadolu'ya yaşamışlar ve Türk milleti, İpek Yolu coğrafyasına da hakim olan, tarihi coğrafyalara hakim olan Türk milleti tarih boyu bütün milletleri, dinleri, kültürleri kendi egemenliği altında, kendi şemsiyesi altında çok ciddi bir hoşgörüyle yönetmiştir ve o kültürleri, dilleri, dinleri hiçbirisine dokunmamıştır. Hepsini himaye etmiştir. Bir zenginliği olarak görmüştür. Ermeniler de bu coğrafyada, Kafkasya'dan Anadolu'ya Türklerin asırlık imparatorlukları döneminde Selçuklulardan itibaren ele alıp değerlendirdiğim zaman buralarda yaşamışlardır. Ama hiçbir coğrafyada yani onların iddia ettiği gibi çoğunluk olmamışlardır. Özellikle biz biliyoruz ki Karabağ ve Revan Hanlığı topraklarında, şu anda Ermenistan Cumhuriyeti'nin kurulmuş olduğu Revan Hanlığı topraklarında Safeviler döneminden itibaren, biz daha eski dönemlere gitmesek, Safeviler döneminden itibaren ele alıp değerlendirsek, orada Safevilerin Çukursat dediği Revan Beylerbeyliği tarafından, yani Beylerbeyliği olarak orası yönetilmiş Safeviler döneminde. Karabağ Hanlığı ise Gence Karabağ Beylerbeyliği olarak orası yönetilmiştir. Biz biliyoruz ki artık Azerbaycan coğrafyasında Hanlıklar dönemi başladıktan sonra, Nadir Şah'ın ölümünden sonra Hanlıklar dönemi başlamış ve Güney ve Kuzey Azerbaycan coğrafyasında Hanlıklar meydana çıkmıştır ki o Hanlıklardan birisi Karabağ Hanlığı'dır, diğer ise Revan Hanlığı topraklardır. Şimdi biz biraz böyle ana hatlarıyla Ermenilerin bu bölgeye getirilip yerleştirilmesiyle ilgili proje, yani ben buna sık sık proje Ermeni devleti diyorum. Proje, önce proje Ermeni muhtariyeti, sonra proje Ermeni devleti diyorum.
bunun arka planına biraz bakmakta fayda vardır. Neden? Çünkü Çarlık Rusyası'nın Kafkasya politikasını anlamadan, Kafkasya ile ilgili geliştirmiş olduğu projeleri anlamadan buralarda neler yaşandığını da anlamak çok zordur. İlk önce şunu bilmemiz gerekiyor. Yani Hazar Denizi, yani sıcak denizlere, Rusya'nın sıcak denizlere ulaşma siyaseti, stratejisi aynı zamanda Moskova 3. Roma olmalıdır. Bunun ideolojik temellerini oluşturan Moskova 3. Roma olmalıdır. Dini, kültürel paradigması çerçevesinde Çarlık Rusyası Kafkasya'ya doğru genişleyerek işgal siyasetini devam ettirmiş ve bu dönemde bölgeye gönderilen istihbarat gruplarına verilmiş olan talimatlardan birisi bu bölgedeki Hristiyan unsurları tespit ederek o Hristiyan unsurlarla işbirliği yapmak, onların yani Rusya bölgeyi işgal etmek faaliyetlerine başladığı zaman onlardan faydalanmak. Şimdi aslında Ermenilerle mesela ilgili Çarlık Rusyası'nda Ermeni muhtariyetini, Ermenileri belli bir bölgelere toplayarak Çarlık Rusyası'nda bölgede kalıcı hale gelmesi için Ermeni muhtariyeti oluşturma ta Petro döneminden itibaren tartışılmıştır. Bunun Bakü'de, Cilan'da, Mazandaran'da hatta Derbent'te kurulması Çarlık Rusyası'nın güvenlik bürokrasisi tarafından tartışılmış. Nihayetinde Türkmençay anlaşmasından sonra daha çok yani Revan Hanlığı'nın da Paskeviç tarafından işgal edilmesinden sonra Revan Hanlığı topraklarında bir Ermeni muhtariyetinin oluşturulması düşünülmüştür. Bunun siyasi, stratejik, askeri boyutlarıyla ele alıp değerlendirdiğimiz zaman neden Revan Hanlığı topraklarını seçilmiştir? Burada şu anda Ermenistan'ın bütün sınırları boyu Rus ordusu konuşlanmıştır. Yani Türkiye ile sınırlarını Rus ordusu korumaktadır. Çarlık Rusyası'nın sadece Güney Kafkasya ile ilgili değil, Doğu Anadolu bölgeleri ile de ilgili bir projesi vardı. Oraları işgal etmek, oralarda bir hakimiyet kurmak ve tabii Boğazlar ve İstanbul'la ilgili de Çarlık Rusyası'nın bir projesi vardı. Dolayısıyla Revan Hanlığı topraklarının bir Ermeni muhtariyeti için seçilmesinin arkasındaki arka plan Rusya'nın siyasi askeri stratejisi ile ilgilidir. Aynı zamanda Karabağ Hanlığı toprakları da öyle. Şimdi Karabağ Hanlığı yani Hanlıklar döneminden bahsettik. Dedik ki bir Çarlık Rusyası'nın özellikle Kafkasya'da kalıcı hale gelmek için Hristiyan unsurları, Hristiyan milletleri orada kullanarak, onları orada kuvvetli hale getirerek orada bir projesi vardı. Özellikle Ermeniler üzerinden böyle bir projesi vardı. Bir de Hanlıklar döneminde burası bir Türk-Müslüman Karabağ Hanlığı da, Revan Hanlığı toprakları da Türk-Müslüman yurdu olarak faaliyetlerini sürdürmekteydi. Çarlık ordusu yani Sisyanov'un başkanlığı altında Azerbaycan topraklarını işgale başlarken o dönemde Karabağ Hanlığı'yla yani mesela Gence Hanlığı direniş yolunu seçmiş. Cevat Han ve evlatlarıyla birlikte Gence'de şehit olmuştur. Sisyanov'a karşı işgal kuvvetlerine karşı direnirken o dönemde Karabağ Hanlığı ise Rusya karşısında varlık gösteremeyeceğini anladığı için Rusya ile bir siyasi diyalog yolunu seçmiş ve 1805 Mayıs ayında Kürekçe Anlaşması yani işgal kuvvetlerinin başında olan Sisyanov'la Karabağ Hanı İbrahim Han arasında bir anlaşma imzalanmıştır. Mayıs ayı 1805 senesinde. Bu anlaşma Kürekçe Anlaşması adlandırılıyor. Eğer şimdi biz bazı sorular üzerinden gidelim. Eğer bölgede Karabağ'da Ermeniler vardıysa ve biz de biliyoruz ki Çarlık Rusyası'nın bölgede Ermenilerle ilgili bir projesi vardı. Ermenileri bir belirli yerlere toplamak, onları kullanmak, onlardan izci olarak istifade etmek. O zaman Kürekçe Anlaşması'nın hiçbir maddesinde Ermenilerle ilgili bir kelime bile yazılmamıştır. Yani bu neyi gösteriyor? Bu onu gösteriyor ki Çarlık Rusyası bölgeyi işgal zaman Sisyanov'la İbrahim Han arasında imzalanan anlaşma imzalandığı dönemde orada Ermenilerin hiçbir varlığından siyasi ondan sonra idari etkinliğinden bahsetmemiz mümkün değildir. Eğer orada ciddi bir Ermeni nüfusu olsaydı bölgede
Hristiyanları koruyup kollamak siyaseti gerçekleştiren Çarlık Rusyası mutlaka onlarla ilgili oraya bir madde eklemiş olurdu. Orada hiçbir madde olmadığına göre tamamen Türk Müslüman hanedanı olarak, bu hanedanın devamı olarak da Mehdi Kulu Han'ın varis olarak belirlenmesi maddelerden biri olarak da oraya yazıldığı için dolayısıyla bunun açık ve net bir şekilde Karabağ Hanlığı'nın bir Türk Müslüman Hanlığı olduğunu, hakeza Revan Hanlığı'nın da öyle bir Türk Müslüman devleti olduğunu açık şekilde ortaya koyabiliriz. Demek ki şurada Çarlık Rusyası bölgeye gelene kadar tamamen bütün belgeler ve bilgiler, Osmanlı arşiv belgeleri, bölgedeki devletlerin arşivleri, hafızası, hepsi açık bir şekilde, net bir şekilde gösteriyor ki ister Karabağ, isterse Revan Hanlığı toprakları tamamen bir Türk Müslüman yurduydu. Ama Çarlık Rusyası bölgeyi işgal ettikten sonra bölgenin etnodemografik haritasının değiştirilmesi projesi çerçevesinde buraya Ermeniler getirip yerleştirilmiştir. Şimdi Evin Hanım, bir soruya bizim cevap vermemiz lazım. Neden Revan Hanlığı sorusuna cevap vermeye çalıştık? Neden Karabağ Hanlığı? Karabağ Hanlığı'na daha çok Ermenilerin getirilip yerleştirildi. Bir, Sisyanov'un merkeze göndermiş olduğu rapor var. Raporda diyor ki, işgal kuvvetlerinin başındaki Sisyanov diyor ki, eğer İran hakim olmak istiyorsak Karabağ'a hakim olmak zorundayız. İran'ın Karabağ İran'ın kapısı konumundadır. Bugün İran siyaseti açısından Rusya için de oldukça stratejik bir noktadır Karabağ ve etrafındaki işgal edilmiş 7 bölgeyi de düşünürsek Rusya'nın özellikle Azerbaycan üzerinde esasen yani baskılarının motivini de düşünürsek, yani işte Rusya'nın orduları, Rus ordusu gelsin İran'la Azerbaycan sınırında konuşlansın. Azerbaycan Güvenlik Konseyi'nin, o kolektif güvenlik konseyi Rusya'nın güdümünde oluşturulan o konseyin üyesi olarak Azerbaycan'ın sınırları bir şekliyle de kolektif güvenlik teşkilatının sınırları haline gelsin. Bu zaman Karabağ meselesinin Rusya açısından da nasıl bir ehemmiyet kesbettiğini de açık bir şekilde anlamış oluruz. Yani şu andaki, yani Çarlık Rusyası dönemi itibariyle ben bu konuları biraz böyle değerlendirerek doğru bir yol almamız, yani bu bölgede yaşananları anlamak, idrak etmek, buradaki jeostratejik denklemi, Rusya'nın çıkarlarını, İran meselesini, bu açıdan ben özellikle Küreç Anlaşması'ndan sonra bölgede yaşananları anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o dönemde temelleri atılan pek çok projeler bugün karşımıza bir sorun olarak çıktı. Bunlardan birisi de her iki hanlıkta etnodemografik haritanın değiştirilmesi. Buraya Ermenilerin getirilerek yerleştirilmesi. Zaten Ermeniler kendileri İran'ın Marağa bölgesinden getirilerek Karabağ'a yerleştirmeleriyle ilgili bir anıt da inşa etmişlerdi. Ama bu anıt tarihi bir hakikati ifade ettiği için 88 olayları başladığı zaman, yani Sovyetler Birliği çökerken, o anıtı da onlar kendileri kendi elleriyle yıkmış oldular. Şimdi ben sadece Rusya arşiv belgeleri esasında yüzlerce Rus tarihçilerinin, araştırmacılarının da tespit ettiği belge ve bilgi ortaya koyabilirim ki özellikle Türkmençay Anlaşması'ndan sonra Revan ve Karabağ topraklarına Ruslar bilinçli bir şekilde bir devlet siyaseti çerçevesinde Ermenileri getirip yerleştirmiş ve oradaki Müslüman Türk nüfusu göçe zorlamıştır. Mesela elimizin altında belge var, 1868 senesinde Türkmençay Anlaşması'ndan 40 sene sonra bile orada bu kadar göç siyasetine rağmen orada yapılan Türk Müslüman nüfusa karşı yapılan baskı, onları oradan göç ettirme siyasetine rağmen yine Türk Müslüman nüfus orada çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu sadece Çarlık Rusyası döneminde yapılarak sonuçlandırılmamıştır. Çarlık Rusyası'ndan sonra Sovyetler döneminde de, Sovyet rejimi de aynı emperyal siyaseti gerçekleştirerek bu siyaset çerçevesinde Azerbaycan Türklerini Ermenistan Cumhuriyeti topraklarından
defalarca göçe zorlamış ve oranı tamamen monoetnik bir cumhuriyet haline getirmiştir. Yani Ermenilerden oluşan bir cumhuriyet haline getirmiştir. Halbuki o dönemlerde Azerbaycan Cumhuriyeti'nde biz biliyoruz ki şu anda da Azerbaycan'da, Bakü'de de Ermeniler var. Yani Ermeniler yaşıyorlardı. Sovyet döneminde hatta pek çok yöneticiler, ondan sonra siyasiler, ticaret alanı, her taraf onların etkisi, güçlü bir etkisi vardı her tarafta. Dolayısıyla bütün bunların hepsini düşündürdüğümüz zaman burada bir etnodemografik haritanın değiştirilmesi, Çarlık Rusyası sonra Sovyetler Birliği tarafından süreçli olarak yapılmış, gerçekleştirilmiş ve Azerbaycan'ın önüne, tarihi Türk yurtlarına bir Ermeni proje devleti nihayeten çıkarılmıştır. Hocam belki ben böyle soruları dinlemeden direkt gidiyorum. Yani sorular falan varsa siz de müdahale edin lütfen. Bir başka... Hocam ben sizi duyamıyorum yalnız. Sizin sesinizi duyamıyorum. Tamam. Hocam şimdi geliyor mu sesim? Tabii şimdi geliyor. Tamam. Yani Çarlık döneminden itibaren Karabağ coğrafyası İran'a açılan bir kapıydı ve bu bölge kilit bir rol oynuyordu. Peki Güney Azerbaycan meselesinde. Evet. Peki Türkiye ve Türk dünyası arasındaki bağı, yani haritaya baktığımız zaman Ermenistan bu bölgede Rusya tarafından kuruldu ve sanki bir Türk dünyasıyla aramıza bir hançer gibi saplanmış gibi görünüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi Sayın Hocam, ben ilk başlarken de söyledim. Aslında biz tarihimize de, coğrafyamıza da, milletimize de bir bütün olarak bakmak zorundayız. Anadolu'dan Türkistan'a uzanan büyük Türk arealını bölüp parçalamak, buradaki Türk gücünü paramparça ederek, yani parçala hükümet siyaseti çerçevesinde bunun coğrafi istikameti, bunun kültürel istikameti, eğitim boyutlu, bütün boyutlarıyla ciddi bir siyaset ortaya konulmuştur. Mesela Türkiye'yi, Anadolu'yu Türkistan'dan koparmak, araya bir tampon devlet koymak, yani şu anda Suriye'nin kuzeyinde yapılmak istenen terör koridoru, terör devleti projesi gibi bu proje devlette Kafkasya'da, Güney Kafkasya'da Anadolu'yla Türkistan arasında bilinçli bir şekilde oluşturulmuştur. Aslında Türkiye'nin Orta Asya'yla olan bağlarını koparmak, bu coğrafyanın kültürel, tarihi, etnik bütünlüğünü bozmak, burada dediğim gibi işte Sovyet döneminde farklı siyaset, farklı politikalar geliştirilmiş, eğitim alanında, kültür alanında ve siyasi, coğrafi olarak da böyle bir iş yapılmıştır. Nasıl yapılmıştır? Biliyoruz ki biz Cumhuriyetimiz 1918-20 yılında Azerbaycan'ın bağımsız cumhuriyeti işgale maruz kaldıktan sonra, orada bir Bolşevik rejimi kurulduktan sonra özellikle aydınlarımız, özellikle milletimizin büyük devlet adamları hepsi ciddi bir kıyımdan geçirilmiştir. Yani on binlerce insan kurşuna dizilmiş, Sibirya sürgün edilmiş ve bir kıyım yaşanmıştır. Ondan sonra özellikle Komünist Partisi'nin yöneticilerinin çoğusu Ermenilerden oluşmaktaydı. Mesela Levon Mirzayan 1929'da Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreteri iken, Ermeni olan bu Levon Mirzayan Azerbaycan'ın Zengezur Mevri bölgesini, Zengezur bölgesini Ermenistan devletine hediye etmiştir. Yani kendi soydaşlarına Azerbaycan devleti adına, yani Azerbaycan devletini de onlar yönettiği için Azerbaycan, o koridoru, aslında bu şu anda bu meselenin biraz da üzerinde durmakta fayda var. Neden? Çünkü Nahçıvan'ın 9 köyü de aslında uluslararası anlaşmalara aykırı olarak, yani Nahçıvan'ın statüsü biliyoruz, Kars ve Moskova anlaşmalarıyla düzenlenmiş, tenzimlenmiş, ama Nahçıvan'ın uluslararası anlaşmalara aykırı olarak 9 köyü alınarak Mehri rayonu dediğimiz, bugün bizim aramızda Türkiye, Nahçıvan ile Azerbaycan arasında, Türkiye ile Azerbaycan ve Türkistan arasında konulmuş olan o Mehri rayonuna verilmiştir. Bu da uluslararası hukuka aykırı bir meseledir. Çünkü Nahçıvan'ın statüsü Kars ve Moskova anlaşmalarıyla tenzimlenmiş. Bunlar ise o anlaşmaya aykırı olarak alıp Nahçıvan'ın köylerini Mehri rayonuna birleştirmiştir.
Yani Sovyet döneminde de bu proje aramıza konulan bu koridorun Ermenistan'a verilmesi de bir bilinçli bir siyasetin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Burada bizim çok değerli benim hocam Kamil hocamız da burada, Kamil Velin Ermenoğlu. Ben hepimizin değerli hocasıdır. O daha yani bu konularda da çok daha derin bilgiye sahiptir. Evet hocam, son 10 dakika içerisinde kendisine de söz hakkı tanıyacağım. Kamil hocamıza çok değerlidir. Evet. Saygılarımızı sunuyoruz, evet, ona da. Peki hocam, evet, şöyle devam edelim. Peki Sovyetlerin dağılma döneminde Karabağ'daki çatışmalar nasıl başladı? Şimdi Sovyetlerin bu dediğim gibi işte Çarlık Rusyası'ndan Sovyetlere, Sovyetlerin içinde bir Ermeni milliyetçiliği devamlı olarak Rus hakim elitleri tarafından da himaye edildi. Ermenistan'a diğer bölgelerden Ermeniler getirilerek yerleştirildi. Diğer ülkelerden, Sovyetler Birliği haricinde olan ülkelerden Ermeniler getirilerek yerleştirildi. Ermeni milliyetçiliği, şovenizmi, o taşnakstun damarı, o hınçak damarı Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti içerisinde de mütemadiyen diri tutuldu. Diri tutuldu ve Sovyetler buna o kadar da yani baskılamadı. Bunları isteseydi Sovyet yönetimi bunları yapabilirdi. Sovyetler Birliği'nin çöküş dönemi başladığı zaman Glasnost ve Perestroika dediğimiz Gorbaçov'la birlikte Ermeniler bu fırsatı özellikle Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nde, ondan sonra Sovyetler Birliği'nin yönetiminde Ermeniler, akademisyenler, ondan sonra güvenlik bürokrasisinde Ermeniler vardı. Onlar bu fırsatı kullanarak mesela Gorbaçov'un danışmanlarından birisi olan Agambekyan Paris'teki bir konuşmada, konferansta ilk olarak 1987 idi zannedersem, 1987 senesinde Karabağ'ın Azerbaycan'dan alınarak Ermenistan'a birleştirilmesinin daha doğru olacağı fikrini ortaya attı. Tabii Ermeni milliyetçi örgütleri de Karabağ'da, Ermenistan'da faaliyete geçtiler. Orada zaten örgütlü haldeydiler Karabağ bölgesinde ve ayrılıkçı bir hareket başlattılar. Burada Moskova'nın da himayesi söz konusudur. Yani bunu başka türlü anlamak, idrak etmek mümkün değildir. Özellikle eski Cumhurbaşkanı Kocaeli soykırımında da eli olan Köseryan'ın hatıralarını biraz daha dikkatle okursak, Köseryan'ın hatıralarında Moskova'dan alınan talimatlarla bu Karabağ'ın işgalinin gerçekleştirildiğini de açık bir şekilde görürüz. 90'lı yıllarda Azerbaycan bir taraftan milli mücadele yapıyordu. Yani bağımsızlık için, Azerbaycan topraklarını korumak için mücadele içerisindeydi ve o siyasi boşluktan faydalanan, daha ordumuzun, polisimizin, istihbaratımızın, kolluk kuvvetlerimizin oluşmadığını da gören Ermeniler ve Moskova'nın da himayesiyle içerimizdeki emperyal hücrelerin de aktif bir biçimde kullanmak yoluyla Ermeniler orada Dağlık Karabağ'da bu ayrılıkçı hareketlerini, faaliyetlerini genişleterek Dağlık Karabağ'ı işgal ettiler. O Dağlık Karabağ vilayeti dediğimiz, muhtar vilayeti dediğimiz, aslında bu vilayeti de Azerbaycan sonradan 1991 senesinde lağvetmiştir. Yani Dağlık Karabağ ayrıca statüsünü ortadan kaldırmıştır Azerbaycan devleti ve yani bizim diğer bölgelerimiz neyse öyle bir statü içerisinde Dağlık Karabağ vilayeti değerlendirmelidir. Onunla birlikte etraftaki 7 bölgeyi de, 7 rayonu, 7 ilçeyi de işgal etmiştir. Ağdam, Kəlbəcər, Laçın, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı bölgelerinde işgal ederek etraftaki, yani o dönem Sovyet döneminde Dağlık Karabağ vilayeti sınırları dışında olan bölgelerden biz bahsediyoruz. Oraları da işgal ederek aslında bu yayılmacı siyasetini sürdürmüş oldu. Hocam siz de Karabağlısınız, Zengilanlısınız. Evet. Peki o dönemde yaşadıklarınızı anlatabilir misiniz acaba? Şimdi Sayın Hocam, biz o dönemde ben Zengilan işgal altındayken, işgale uğrarken daha doğrusu, biz Türkiye'de öğrenciydik. Eski Cumhurbaşkanımız merhum Ebu Fez Elçi Bey'in ilk kez Azerbaycan'da, mekanı cennet olsun, ilk kez Azerbaycan'da
bir test üsuluyla Sayın hocamız, Kamil hocamız da o dönemde yönetimde yer almıştı ve başbakan yardımcısıydı. Onların yapmış olduğu faaliyetler neticesinde bir ilk kez Azerbaycan'da bir test üsulu uygulanmış oldu ve o zaman biz öğrenci olarak Türkiye'ye geldik. Yani testi kazandık ve Türkiye'de eğitim almaya geldik. Ben Atatürk Öğrenci Yurdu'ndaydım. Yani kendi bölgemin, köyümün, ilçemin işgal edildiğini duyduğumuz zaman o dönemde biz toparlanarak öğrenciler olarak savaşa katılmak niyetiyle bir heyet oluşturduk. Bakü'ye döndük. Sayın Cumhurbaşkanımız Ebu Hezeyçi Bey bizi kabul etti ve kesinlikle siz eğitiminize devam edeceksiniz dedi ve biz geri dönüp eğitimimizle uğraştık ve yani biz aslında benim köyüm, ilçem işgal edilirken biz İstanbul'daydık, Türkiye'deydik. Evet. Aileniz oradaydı ama değil mi hocam? Tabii ailemiz oradaydı. Ailemiz kaçkın, yani biz Azerbaycan Türkçesinde kaçkın diyoruz. Mülteci durumunda oldu. Bütün o bölgenin halkı gibi bizim ailemiz de mülteci durumuna da düştü. Bakü'ye geldik. Zorluklu bir yaşam, yani herkes biliyor, yani o dönemde mülteciler çok ciddi sıkıntılar yaşamış oldular. Şu anda hala biz mesela mezarlarımızı, şu anda benim anam, Allah herkese uzun ömürler nasip eylesin. Yani işte acaba biz bir gün kendi köyümüze, mezarlarımıza gidip oraları ziyaret edip Fatiha'mızı okuyabilecek miyiz diye. Ama şu anda Azerbaycan'da herkes bir sevinç içerisinde. Herkes artık ona inandı. O topraklarımız, ordumuz kahramanca savaşarak, aslında bu bir diriliş dönemidir Azerbaycan coğrafyasında. Bir Türk dirilişidir. Demin bahsetmiştim, her tarafta Türk-Azerbaycan bayrakları. İnsanlar yani Türkiye'den gelen açıklamaya daha çok kulak veriyorlar şu anda. Yani ki Türkiye'den Cumhurbaşkanı ne diyecek bu meseleyle ilgili? Bizim toplumumuz, yani Türkiye'nin desteği, kardeşlerimizin desteği burada Azerbaycan'da her an, her şekliyle en derin böyle ilgi ve dikkat içerisinde izlenmektedir. Yani baktığımız zaman artık Azerbaycan bir şeyi kırdı. Ordumuz gücünü gösterdi. Kafkasya'nın en kuvvetli ordularından birisi olduğunu ortaya koydu. Çok kısa bir süren operasyonlar sırasında topraklarımızı 27 senedir onların övündükleri bir şey vardı. Ohanyan savunma hattı, Ohanyan savunma hattı geçilemez diye övünüyorlardı. Ohanyan savunma hattını bir gecenin içerisinde kahraman Azerbaycan Türkleri darmadağın ettiler ve çok büyük yükseklikler ele geçirildi. Elbette özellikle Cebrail'de çok kanlı bir, yani Cebrail'in işgalden azat edilmesi bence Türk harp tarihine geçecek bir operasyondur. Bildiğimiz kadarıyla, anladığımız kadarıyla, aldığımız bilgilerden de eski bir Türk taktiği olan Turan taktiği uygulanmış ve Ermeniler orada çok ciddi zayiat vermiştir. Yani Cebrail'de büyük bir zayiat vermiş, bozguna uğramış ve ondan sonra hemen Rusya'nın manidardır. Yani ateşkes çağrısının yapılması, özellikle Rusya Devlet Başkanı tarafından bu inisiyatifin yapılması. Yani biz çok cirift ve komplike bir savaşın içerisindeyiz. Bu savaşın diplomatik cephesi var. Yani biz mesela işte masadan kaçan taraf olmamak için Azerbaycan'ın Moskova'daki görüşmelere katılması gerekiyordu. Müzakere masası dediğimiz zaman toplumda kimden sorsanız Cumhurbaşkanı da defalarca ifade etti. Az önce Habertürk kanalına vermiş olduğu röportajda da ifade etti. Türkiye'siz müzakere masası olmaz. Öyle veya böyle Türkiye zaten masadadır. Biz istişare içerisindeyiz. Dünyada örneği benzeri olmayan bir kardeşlik ve ittifak var Türkiye-Azerbaycan arasında. Yani öyle bir müzakere masasında da sanki Türkiye'yi müzakere masasının dışında tutmak gibi girişimler var. Yani ama Azerbaycan şu anda Türkiye ile birliktedir ve bu meseleyi inşallah Allah'ın izniyle çözme istikametinde çok az bir şey kaldı. Yani cepheden de olumlu haberler geliyor. Şimdi o zaman Cumhurbaşkanı da Sayın Hocam, o zaman psikolojik bir eşik vardı. Bu eşik aşıldı. Azerbaycan Devleti'nin ordusunun kendine gücü
inanışı, inancı tam bu konuda. Tabii. Peki tabii. Sayın Hocam, Aynen. Bir soru sormak istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 2016 yılında. Evet. Bu dönemde April dövüşleri meydana Evet. geldi. Peki o dönemki sıkıntı neydi ve Azerbaycan devam edemedi? Hocam şimdi dedik ya işte Azerbaycan ile Ermenistan baş başa kalırsa Azerbaycan çok kısa bir süre içerisinde, bir ay içerisinde zaten bu gösterdi. Rusya'dan bu kadar silah ve sevkiyat yapılmasına rağmen, bu kadar onların donatılmasına rağmen Azerbaycan paramparça etti Ermenistan ordusunu, işgalci ordunu ve çok büyük bir ganimet. Bugün Cumhurbaşkanı ifade etti. 1-2 milyar dolar değerinde askeri araç ve gereçten bahsediyoruz. Yani Azerbaycan'ın ganimet olarak elde ettiği tanklar, toplar. Yani şu anda Azerbaycan biz biliyoruz ki bu mesele, Karabağ meselesi de, Ermenistan-Azerbaycan çatışması da bu iki devlet arasında hallolunsaydı Azerbaycan kısa sürede bunu çözerdi. Ama bu coğrafyanın tarihi arka planından biraz önce bahsettik. İşte Rusya'nın siyaseti var. Buradaki Güney Kafkasya'da etkinliği oluşturma siyaseti var. Ve burada yükselen bir Türk gücü de var. Gücü var. O dönemde bizim savaşı sürdüremememizin, yani 2016 April, Nisan ayında başlayan 4 günlük savaşın esas nedeni Rusya'nın açık müdahalesiydi. Rusya müdahale etti, savaşı durdurdu. Yani bunu herkes biliyor. Şoygu'nun özellikle bizim Savunma Bakanı Zakir Hasanov da daha sonra vermiş olduğu açıklamalarda Ermenistan'ın Rusya'ya yalvardığını, şu anda bugün yapmış olduğu gibi Paşinyan ve diğer yetkililerin uluslararası kamuoyuna ikide bir yani burada bir felaket yaşanacak, Türkler burada soykırım yapmak istiyor gibi travmatik, yani şöyle Avrupa'da da var olan Türkofob, İslamofob düşüncelere hitap ederek, vicdanlara hitap ederek güya bir bu bölgede bir işte şey katliam veya neyse böyle bir şey yaşanabilir şey var. Bu neyi gösteriyor? Yani şu anda Rusya'nın müdahalesi, şu anda da bugün biraz önce Şoygu yine Azerbaycan ve Ermenistan savunma bakanlarını aradı. Ondan sonra Lavrov'un acil ateşkes çağrısı yapıldı. Bu savunma bakanı Şoygu'nun her iki tarafın savunma bakanlarıyla görüşmesi, bugün özellikle çağrı yapması, acilen ateşkes çağrısı yapması bir de şunu gösteriyor. Artık Azerbaycan ordusu cephede peş peşe başarılı operasyonlar yaparak, bugün Cumhurbaşkanı ifade etti, birkaç ilçeyi, birkaç şehri, büyük yerleşim yerlerini, yükseklikleri işgalden azat etti. Yani bu artık onları çok çok rahatsız ediyor. Azerbaycan ordusu şimdi 27 sene Güvenlik Konseyi'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de üyesi olan bu devletler 27 sene kendilerinin almış olduğu Güvenlik Konseyi'nin Azerbaycan topraklarının işgalden azat edilmesiyle ilgili 4 tane kararı var. Bu kararı uygulamadılar ama 27 gün kendi onurlarını da kurtarmak için Azerbaycan ordusunun o kararı uygulamasına müsaade etmek istemiyorlar. Sabırsızlık. Yani bugün Fransa'dan Rusya'ya kadar, yani bir an önce bu ateşkes çağrısı neden yapılıyor? Halbuki biz Güvenlik Konseyi'nin kararlarını icra ediyoruz. Azerbaycan ordusu onların da onurunu kurtarıyor. Fransa'nın altında imzası var, Amerika'nın imzası var, Rusya'nın imzası var. Güvenlik Konseyi'nin kararı var. İşgalciler toprakları terk etsin. Biz onları uyguluyoruz, Azerbaycan ordusu. Ama 27 gün sabredemiyorlar. Çünkü kafalarında bir Türk İslam düşmançılığı var. Bunu inkar edemeyiz. Hepsinde var. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar, bu coğrafyaların ruhu kendine dönüyor. Burada bir Türk dirilişi başlıyor. Artık Türkiye 2016'daki Türkiye değil. O hain darbe girişiminden sonra daha güçlü, daha kuvvetli, daha böyle savunma sanayisi millileşmiş, her yönüyle kendi ayakları üzerinde duran ve bütün bu coğrafyaları kapsayan, medeniyet coğrafyalarını kucaklayan bir Türkiye var. Nitekim bizim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de geçen konuşmasında dedi, Türkiye'siz ne Suriye'de, ne Libya'da, ne Orta Doğu'da, ne Kafkasya'da hiçbir mesele çözülemez. Çünkü Türkiye artık dünya çapında bir güçtür. Ve bu coğrafyalardaki Türk kavimleri de, Türk boyları da
uyandılar artık. Uyandılar, onlar üzerinde oynanan projelerin farkındalar ve birlik içerisinde, beraberlik içerisinde işte inşallah Allah'ın izniyle bütün bu oyunları bozacaklar. Peki Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in de bugün açıklamaları vardı. İşgalden azat edilmiş bölgelere hala Ermeni tecavüzünün sürdüğünü açıkladı. Şu an cephe hattında durum nedir Sayın Hocam? Şu anda şimdi Ermeniler cephede direkt Azerbaycan ordusuyla çatışmalarda kan kaybediyorlar. Ben aslında ateşkes yapıldığı zaman ilk olarak yapmış olduğum değerlendirmede şöyle söylemiştim. O fikir üzerinde duruyorum. Yani o kanaatim üzerinde duruyorum. Paşinyan özellikle bu ateşkesin uygulanmasını istemeyecek. Niye istemeyecek? Çünkü Cebrail operasyonu sırasında bugün cephelerde yüzlerce Ermeni cenazesi var. Bu yüzlerce Ermeninin, işgalci ordunun, Azerbaycan topraklarındaki işgalci ordu askerlerinin cenazeleri eğer ateşkes sağlanırsa Yerevan'a gönderilecek. Bu cenazeler orada nasıl bir siyasi travmatik etki üretecek? Bunu düşünmemiz lazım. Yani Paşinyan şu anda zaten içeride Köçeryan'ın Karabağ klanı dediğimiz o siyasi grubuyla siyasi mücadele içerisinde. İktidar kavgası var Ermenistan içerisinde. Bu kadar cenaze buradan oraya giderse Ermeniler Paşinyan orada tamamen tahtı sallanmış olacak, iktidarı sallanmış olacak. Tamamen onlar artık yenilgi üstüne yenilgi alıyorlar. En son mesela Dağlık Karabağ vilayeti sınırları içerisinde yer alan Hadrut bölgesi işgalden azat edildi. Şimdi onlar kendi kamuoylarına yalan söylüyorlar. Diyorlar ki güya işgalden azat edilmemiş. Bu Azerbaycan'ın propagandasıdır. Halbuki Savunma Bakanlığı açık ve net bir şekilde onun videosunu da yaydı. Azerbaycan askerleri şu anda Hadrut'ta Azerbaycan'ın şanlı bayrağını göylere çektiler. Böyle bir durumdayız. Cephede kaybediyorlar. Silah sevkiyat durumları iyi değil. İran üzerinden biliyorsunuz Rusya Enzeli limanından Ermenistan sınırıyla silah sevkiyatı yapıyor Ermenilere. Gürcistan zaten bunu engellemeye çalışıyor, engelliyor. Gürcistan üzerinden bunu yapamıyorlar. Ve İran'da da Güney Azerbaycan Türklüğü ayağa kalktı. Bunu engellemek için iradesini ortaya koydu. İran da şimdi artık siyasetinde tereddütler içerisine düştü. Çünkü Azerbaycan ordusunun da sahada hızlı bir şekilde ilerlediğini, özellikle İran sınırını, Hudafer'in köprüsü olan Güney Azerbaycan'la bizi birleştiren Cebrail ve Zengilan, o bölgeyi tamamen kontrol altına aldığı yönünde Azerbaycan ordusunun haberler geliyor. Artık tamamen bir nefeslişlerinin de tamamen tutulması anlamına geliyor. Bu artık Ermenistan'ın bu savaşı sürdüremez. Yani her yönüyle ekonomik olarak ele alırsak, askeri olarak adamların 3 milyon bile değil nüfusu. Demografik olarak biz 10 milyon yani Kuzey Azerbaycan'dan bahsediyoruz. Bizim ekonomik gücümüz, askeri gücümüz çok çok onların üzerinde. Şu anda inanın bizim yakınlardan ne kadar insanlar ben tanıyorum. Seferberlik bürolarına gitmişler, askerliğe başvurmuşlar. Şu anda ihtiyaç yok diye geri gönderiyorlar. Ama Ermenistan'da sokakta biz başı papaklı diyoruz işte. Bir erkek, bir adam görseler hemen böyle alıp otobüse bindirip cepheye gönderiyorlar. Artık 50-60 yaşlarındaki ihtiyarlar baksanız göreceksiniz yani ellerinde silah. Bizimkiler de şimdi sosyal medyada falan da işte şey oldu yani diyorlar ki onlara bizim dronlarımız ihtiyaç yok. Dronlarımızın sesi bile yeterli. Sesini duysalar zaten onlar cepheni terk edip gidecekler. Dolayısıyla böyle bir Azerbaycan Türkleri şu anda ayağa kalkmış, bir an önce bitirelim. Yani inanın bu uluslararası güçler olaya müdahale etmese ordumuz orada da durmaz. Yani evet. Revan Hanlığı topraklarımızı da yani eğer o topraklar da bizim zaten. Bizim topraklarımızda kuruldu bir Ermeni devleti. Zengezur bizim yani şu anda o topraklar bizim tarihi yurtlarımız. Sayın Devlet Bahçeli de bu Zengezur koridoruna özellikle Nahçıvan'la Azerbaycan'ın birleşmesine işaret etti. Yani evet. Bizim tarihimiz
maneviyatlarımız. Bizim kimse yurdunda, toprağında gözümüz yok. Kendi toprağımızı işgalden azat etmek için Azerbaycan ordusu şanlı operasyonuna devam ediyor. Onlar da işte sivil yerleşim yerlerine hedef alıyorlar. Yani panik durumu oluşturmak için, Gence'de olduğu gibi, Mingeçevir'de olduğu gibi. Ama ne oldu? Dün gece Azerbaycan'ın yine kahraman, yani bizim işte mühendisler, o SİHA'ları yönetenler, kahraman ordumuz yine o Vardanes bölgesi var. Kelbezer'e sınır. Ermenistan'ın içindeki o bölge. Oradan, orada konuşlanmış olan Toçka U uzun balistik füze sistemleri var. Oradan fırlatıyorlardı. Orayı da imha etti. Yani Azerbaycan ordusu dün gece onu imha etti. Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında da bunu görebiliriz. Yani tamamen bozguna uğrayacaklar. Bu topraklardan çekip gitmekten başka yolları yok. Ölü veya diri. İnşallah hocam. Zafer yakın. Dediğiniz gibi siyasi olarak diğer devletler ellerini çekseler zaten Karabağ bizimdir. Çok kolay bir şekilde de zaten ilerleyip ele geçirebiliriz. Ama dediğiniz gibi Birleşmiş Milletler tasarılarına aykırı hareket etmemek adına bütün kurallara uygun bir şekilde ilerliyor Azerbaycan ordusu. Sayın hocam, son 15 dakikamız. Burada çok değerli bir büyüğümüz de var, Kamil Bey. Ona da son dakika tanımak istiyorum. Sayın Nusretoğlu, izninizle. Kamil hocam. Hocam ben de çok değerli bir büyüğümüz Kamil hocamız. Ondan çok şey dinlemek isterdik. Tabii bugün yani kusura bakmasın, aslında onun olduğu yerde o konuşur, biz dinleriz. Şu anda yani bir görev olarak bize bu konuşmayı yapma görev olarak adlettik, bunu yaptık. Kamil hocamızı saygı ve hürmetlerimizi sunuyorum ve elbette ben de ondan durumun değerlendirmesiyle ilgili dinlemek isterdim. Kamil hocam, sizi dinliyoruz. Hoş geldiniz. Sesimi duyuyor musunuz? Duyuyoruz sayın hocam. Çok güzel. Ben önce teşekkür ederim size, merkezinize ve Telman Nusretoğlu, bizim genç dostumuz, Türkiye'de eğitim almış dostumuzun hem CNN kanalında, başka kanallarda ve bugün de bizim üniversitenin konuğudur ve çok da güzel bilgi verdi, hem tarihi perspektifte hem de çağdaş durumu analiz etti. Ama bu bilirsiniz bir saatlik, iki saatlik sohbet değil. Ben arzu ederdim ki bu cür görüşler dizi halinde olsun, ne kadar ki devam ediyor. Elbette savaş erken bitsin ama bizim zaferimizle bitsin. Ve Telman Bey'in de söylediği gibi bu savaşta Ermenilerin hem uluslararası hukuk çerçevesinde hem de komşu devlet olarak yaptıkları kusurları biz bir bir saysak belki bir saat, iki saat konuşmak lazım geleceği. Ama ben onun Telman Bey'e ek olarak bazı noktalarını hatırlatmak istiyorum. Ve doğrudan da bizim aldığımız topraklar, sahada Azerbaycan'ın durumu çok iyidir. Çünkü bizim asker ve bizim devletimiz 27 yıl bekledik biz, sabırla bekledik. Ekonomiye daha çok dikkat edildi, petrol boru hattı gerçekleştirildi ve Azerbaycan artık yalnız Güney Kafkasya'nın değil, dünyanın güçlü ülkelerinden biridir. Ve bu yıl erzinde muhalefetin, ben de muhalefettenim, çok tepkileri oldu ki niye savaş başlanmadı? Ama doğrudan da sabır lazımmış. Bu işte sabır çok önemliydi. Ve 27 yılda bizim kardeş Türkiye'nin de yardımıyla çok ciddi bir modern ordu yaratabildik. Belki siz bunu zor tesebbür edebilirsiniz. Ama eski Sovyet Varşova sisteminin NATO-Türkiye sistemine dönüştürülmesi çok ağır bir süreçti. Hem psikoloji olarak, hem maddi olarak, hem manevi olarak. Ve bu süreci biz tamamladık. Şimdi Azerbaycan'da hizmet eden subaylar, orduda olan bizim dostlarımız, öğrencilerimiz, akrabalarımız, benden Türkiye hakkında, Türkiye tarihi hakkında, Türkiye'nin savaş tarihi hakkında ve şimdiki Türkiye'nin demek askeri hazırlığı hakkında çok kitap istediler, kaynak istediler. Ve biz de bunu temin etmeye çalışırız. Ve bizim Türkiye'de eğitim almış
Selman Nusretoğlu kimi, Adil Semet Beyli gibi, ondan sonra Doğrul İsmail'li kimi gençlerimiz bizden de güzel bilgi verirler. Şeyin içindediler, işin içindediler ve hem sivil halkın içinde hem askeriye içerisinde verdikleri bilgiler tamamıyla yeterlidir ve doyurucudur. Ben İrmenilerin yol verdiği kusurlardan bahsederken bir şeyi vurgulamak istiyorum. İrmeniler, ben Dağlık Karabağ'da büyümüşüm ve Cebrail bölgesindenim ve Cebrail'de baş verenler benim için oldukça sevindiricidir. Ama Karabağ, Dağlık Karabağ yalnız Cebrail değil, Zengilan değil. Biz bütün Karabağ'ın özgürlüğünü, azatlığını istiyoruz. Ve bizim ordumuzda, devletimizde, iktidarımızda, muhalefetimizde bunu istiyor. Ve bir yumruk gibi birleşerek bizi 27 yıl Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, bittikten sonra bu ağır problemlerle yüzleştiren ve ekonomimizi, ondan sonra kültürümüzü devam ettirmek, özgür devlet olarak devam ettirmeye engel olan, yalnız bize değil Kafkas'ta engel olan başka halklara da Ermenilerin türettiği bu fitnekarlık yalnız Azerbaycan'a karşı değil. İster Moskova'dan olan yayınlar, ister Ermenistan'dan olan yayınlar, biz başardık kadar bunları öğrenmeye çalışırız, biliyoruz, bilgi alıyoruz. Hedef Türkiye'ni gösterirler. Yani Türkiye burada onların başlıca hedefidir. Güya Türkiye buraya terörcüler gönderir, güya silah gönderir, uçak gönderir. Halbuki böyle bir şey yok. Evet, bizim bilge talimlerimiz oldu ve Türk ordusu, Azerbaycan ordusu, Türk ordusu sisteminde düzenlendi. Bu başka bir şey. Ama burada hiçbir terörcüden söhbet gidebilmez. Halbuki Ermenistan tarafta savaşanların büyük bir kısmı Irak'tan, Suriye'den gelen teröristlerdir. Paralı askerlerdir. Bir kısmı da başka ülkelerden de gelenler var ama çok, onlar çok değildir. Burada benim vurgulamak istediğim budur ki biz kamuoyuna, özellikle Türkiye ve başka dost ülkeler, bizi seven ve sevmeyen halklara, milletlere bir şeyi beyan etmek istiyoruz ki savaş Azerbaycan'da gidiyor. Savaş Azerbaycan'dadır. Azerbaycan toprakları uğruna olan savaştır. Ve uyduruk Artsakh devleti, yani Dağlık Karabağ yerinde olan ama tanınmayan bir uyduruk devlet var. Bütün şeyi onun üstüne koymak istediler ki bu Ermenistan'ın değil, onun meselesidir. İkinci Ermeni devletinin meselesidir. Evvela bu devlet tanınmıyor. Bu devletin Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından tespiti yoktur. Demek ki bu uyduruk devleti koymakla onlar oyunun kurallarını değişirler. Ve bu da bizde, bizim sahada kazandıklarımızı masa arkasında kölgeleme isteyirler. Yani masada Azerbaycan'ın ordusuna, devletine karşı bir şantaj. Ya medyadan, ondan sonra internet vasıtasıyla yalan malumatlarla herkesin başını dumanlandırmaya çalışırlar. Ve bu da bir amacı uğrunadı ki, mesela Azerbaycan'ın Tovuz bölgesini Eylül ayında vurdular. Halbuki Tovuz bölgesi, Tovuz rayonu Karabağ sınırında değil. Dağlık Karabağ sınırında da değil. O Azerbaycan'ın batısında petrol boru hatlarının geçtiği bir Azerbaycan şehridir. Ve indi Gence'nin Terteri vurdukları kimi, bombaladıkları kimi, o zaman, yani birkaç ay önce başlattıkları bu savaşla bir nöf boru hatlarını, petrol boru hattını, Bakü-Ceyhan boru hattını tehdit altına almaya çalıştılar. Ve yanlış propaganda ile Türkiye'ni lekelemek, Türkiye'nin bu işte halledici olduğunu göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Maalesef İran bu işte çok faalıdır. Ve Tilman Bey'in de gösterdiği gibi silahların hem Enzeli'den hem başka yerlerden uçakla gelen silahları
İran üzerinden, İran sınırı üzerinden Ermenistan'a aktarılmasını, gönderilmesini temin ediyorlar. Doğrudur. Güney Azerbaycan bu meselede çok hassastır. Orada bizim 30-35 milyon kardeşimiz var ve onlar bu meselede çok hassaslar ve belki bizim Cumhurbaşkanımızın, belki milletin, belki aydınların müracaatinden sonra bu Güney harekatı başlayabilir. Bu da an meselesidir. Bu biz 10 milyonu onlar 35-40 milyona yakın. 40 milyon istatistik net değil. Onun için ben tahminen diyorum 35-40 milyon. Bu meselede bu en hassas noktalardan biridir. İkinci hassas nokta Azerbaycan'la Türkiye'nin konfederasyon fikri var. Bu fikir hala Elçi Bey'in zamanında vardı. Yine devam etmektedir. Kamuoyunda, halkın içinde de böyle bir fikir var ki biz müstakilliğimizi, Birleşmiş Milletler'de temsilciliğimizi koruya koruya, saklaya saklaya, tuta tuta biz Türkiye ile askeri alanda, kültürel alanda, ondan sonra ekonomi alanında birleşmeliyiz. Konfederasyon yaratmalıyım. İnandırırım sizi. Ermenileri şaşırdan, Rusları şaşırdan ve asla razı olmayacakları mesele budur. Ve bundan çok korkular. Yani önde Azerbaycan ordusunun kahramanlığı, modern savaşı ustalıkla aparması, ikinci sırada ve bundan da az ehemmiyeti olmayan, önemi olmayan, bu önemi olan mesele Azerbaycan ve Türkiye birlikteliğidir. Bu onları hadsiz derecede korkutur. Ve herkes bilsin ki Türkiye'de de biz tek değiliz. Kardeşimiz Türkiye'den başka Ukrayna'da bize destek verir. Ama bu destek siyasi destekti, politik destekti, uluslararası destekti. Pakistan defalarca dile getirdi bu problemi. Hiç tesadüfi değil. Ben Cebrail'e, Cebrail'de doğduğum için Hadrut, şimdi bizde olan, bizim tuttuğumuz Hadrut kasabası köyü var. Köy değil, büyük bir alandı. Bu Hadrut o kadar strateji ehemmiyetli bir şeydi ki, hatta bu ateşkes zamanı, bu humanitar ateşkes deyilen zamanda defalarca buna hamle ettiler. Çok asker kaybettiler. Teknik şeylerini bıraktılar. Silah bıraktılar, tank bıraktılar, gittiler. Başarmadılar. Çünkü Hadrut'tan direkt Şuşa'ya yol açılır. Şuşa bizim Karabağ'ın başkentidir. Hem tarihi hem kültür olarak bizim başkentimizdir. Yani o yörenin Bakü'den sonra başkenti Şuşa'dır. Şuşa'sız, Karabağ'sız Azerbaycan, Azerbaycan değildir. Bu anlamda biz Türkiye medyasına ben ayrıca minnettarlığımı bildirmek istiyorum. Çünkü Türkiye medyası orada çalışan, sahada çalışan savaşı birbaşa hem de direkt olarak seyreden ve notlar alan gazetecilerimizi, fikir adamlarını ben teşekkürümü bildiririm ve bu yardım esir kardeşlik yardımıydı. Ben inanıyorum ki bunları kıskandıran, korkudan, hatta korkudan Türkiye'nin bu meselede samimi olmasıdır. Türkiye'nin Azerbaycan ne istese onu yapacağız kanaati hem Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ve tüm devlet temsilcilerinin Azerbaycan'ın yanında olması. Başlıcası Türkiye insanının, vatandaşının bu meseleye candan koşulması ve bütün meseleleri yalnız bilgi olarak yok, her açıdan yardım etmesi onları korkutur. Ama bu da bir millet, iki devlet formülü. Aslında bir millet, yedi devlet formülüdür ki bu formülden çok korkurlar, çok çekinirler ve bizim göreceğimiz işler çoktur. Bizim göreceğimiz hem hoca olarak, gazeteci olarak, asker olarak, diplomat olarak göreceğimiz işler çoktur. Ve ben inanıyorum ki bu mücadelede biz Türkiye ile beraber bu işte nail olacağız. Bizim kahraman askerimiz, bizim diplomasi, bizim bütün kamuoyu
bu işte çok büyük psikoloji üstünlüğe sahiptir. Onların son kozlarını oynuyorlar. Bu da masada olan kozlardır. Sahada değildir. Bunu oynamaya çalışırlar. İnşallah bu da başarıyla bitecektir. Ben bir daha size ve Tilman Bey'e teşekkürümü bildireceğim. İnşallah bizim de birkaç gün sonra bizim de toplantımız olacak. O zaman size de söyleriz. Oraya da katılırız ve bu sohbetimizi devam ettiririz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli hocam, Profesör Doktor Kamil Veli Nerimanoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Sayın büyüğüm, size de katkılarınız için. Tilman hocam, son dakikalarımız, son 5 dakikamız. Son olarak sizin de düşüncelerinizi almak istiyorum programı kapatmadan önce ve tekrar çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hocam ben teşekkür ediyorum. Değerli Kamil hocamıza bu o çok önemli tespit ve değerlendirmelerinden dolayı da ayrıca teşekkür ederim. 100 yıllık bir yani 100 yıl önce biliyorsunuz bu 27'sinde saldırılar başladığı zaman Azerbaycan ordusu karşı hamle operasyonlara başladı. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği bir fikir vardı. 100 yıl önce ecdadımız o topraklar için, o coğrafya için ne yaptıysa biz de aynısını yapmaktan çekinmeyiz. Yani o Kafkas İslam Ordusu'nun, ben sosyal medyada da yazmıştım, Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycan toprakları için ne ifade ediyorsa, yani 1918'in o zorlu şartları içerisinde, Mayıs ayının 25'inde Gence'ye gelen binlerce insanlar sokaklarda Nuri Paşa'yı ve Kafkas İslam Ordusu'nu karşılıyor. O aynı zamanda bugün baktığımız zaman o zor şartlarda Başu'ya kadar süren mücadele ve Başu'nun işgalden azat edilmesi, bugün Türkiye'mizin desteği ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın devlet yetkililerinin desteği o kadar önemli ve o kadar ehemmiyetlidir. İnanın 100 yıl sonra onlar da Nuri Paşa gibi bu milletin Azerbaycan Türklerinin gönlünde taht kurdular. O vermiş oldukları direk, net destekleriyle. Ve bugün biz biliyoruz ki Türkiye en azından yani jeopolitik olarak Rusya'yı diğer büyük devletleri dengelemeseydi, yani onların müdahalelerini önlemek, onların müdahalelerine karşı Azerbaycan'ın yanında net bir şekilde durmak tavrı olmasaydı, biz bugün bu savaşı bu kadar başarıyla, bu kadar diyelim ki ordumuzla, milletimizle, toplumumuzla böyle yüksek bir ruhla yürütemezdi, yapamazdı. Onun için biz ne kadar Anadolu, ben her zaman sık sık kullandığım bir ifade vardır. Anadolu bir karargahtır. Anadolu bütün Türk-İslam aleminin karargahıdır. Karargah sağlam durursa, sağlam olursa ordu da sağlam olur. Karargah bizim hepimizin de bir şekliyle de bu coğrafyaların dirilmesi, güçlenmesi aynı zamanda Anadolu'nun, Türkiye'nin güçlenmesi demek. Çok ben mutlu oldum yani Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in dilinden dinlemek, işte Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın gücüdür, Azerbaycan'ın gücü Türkiye'nin gücüdür, bizim ayrımız gayrımız yok. Bunlar çok önemli de tespit ve değerlendirmeler, mesajlardır. Bence artık bu savaş, Karabağ Savaşı bir şekliyle de bu coğrafyalarda yeni bir Türk dirilişinin, dirçelişinin de temellerini atmış oldu. Bugün artık Azerbaycan televizyonu Diriliş Ertuğrul dizisini yayınlamaya başlıyor. Yani bugün biz isterdik ki o direkt Türkçe Türkçesinde yayınlansın. Maalesef yani Azerbaycan Türkçesinde onu uygunlaştırarak, aslında bizim Türkçemiz de güzel bir Türkçedir. O Türkçede de yayınlanmasında bir sıkıntı yok ama orijinalinden olduğu gibi diyelim ki bizim seyircilerin dinlemesini isterdi ama Azerbaycan Türkçesinde de yayınlıyor. Yani bütün baktığımız zaman Türkçe televizyonları sahadadır. Kamil hocamız da buyurdu. Ben sizlere özellikle son olarak da teşekkür etmek istiyorum. Anadolu'daki kardeşlerimize, hocalarımıza, herkese var olun. Allah Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini kıyamete kadar faydar etsin. Türkiye ve Azerbaycanımıza zeval vermesin. Milletimizi muzaffer eylesin. Amin hocam. Biz çok teşekkür ediyoruz. Gözümüz, kulağımız, kalbimiz Azerbaycan'dan, Karabağ'dan gelecek hayırlı ve kutlu haberleri bekliyor. Her zaman fikrimizdesiniz, her zaman gönlümüzdesiniz. Bunu biliyorsunuz zaten. Değerli hocam, inşallah Türkiye'ye geldiğinizde de İstanbul Aydın Üniversitesi'nde sizi konuk etmekten, tabii ki şu salgın sürecini en kısa zamanda Allah'ın izniyle atlattıktan sonra burada da görmek istiyoruz, burada da konuk etmek istiyoruz.
Tekrar teşekkür ediyorum. Sayın hocalarım, değerli katılımcılar, programımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum sizlere de. Hepinize iyi günler diyor, saygılar sunuyorum efendim. İyi günler Sayın Hocam. İyi günler.